Kenan Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Hoş bulduk. İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Size çok sağ olun. Hoş bulduk Ekan. Ayağınıza sağ olun. Çok sağ olun. Büyük keyifli sizleri ziyaret etmek. Ben buradaki işlerden bahsetmeden önce sizleri tanımak istiyorum Kenan Bey. Evet. Kenan Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Kenan Bey 1986 Kocaeli Gebze doğumluyum. Yaklaşık yani bir 15-20 seneye yakındır sektörle tanışmışlığımız var. Makine imalatı yapmaktayız. Evet, yani çekirdekten yetiştik sanırım. Evet, evet, çekirdekten yetişmedi. Hadi 7-8 yaşından beri sanayideyiz. Yani, ama kendi işimizi yapalı bir 15 seneye yaklaştı yani. Ya sizin hem alaylı tarafınız var hem mektepli tarafınız evet, var aslında. Birazcık. Güzel de bir harmanlama olmuş. Aynen, Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunuyum ben aynı zamanda. Evet. Oradan hem alaylı hem mektepli karışık yani. Serüven buraya kadar geldi. Aynen, Balıkesir'e kadar geldik. Gebze'de başladık, Balıkesir'e geldik yani. Tanıyalım, neler yapıyoruz Ege CNC'de? Biraz kaç yılında kurduk firmayı? Verilen hizmetler neler? Biraz bahsedelim. Buyurun. 2011 yılında resmi olarak Kocaeli, özür diliyorum. 2011 yılında Balıkesir'de kurulduk. CNC plazma kesim makineleri ağırlıklı yapmaktayız. Ama her türlü makine, otomasyon, mekatronik makineleri yapmaktayız. İsteğe bağlı özel makineler de üretmekteyiz aynı zamanda. Yani arz talep meselesi mi tabii biraz ki, aslında tabii, sizin tabii. İşiniz? Yani mekatronikçi diyebiliriz. Mekatronikle alakalı müşterilerin her türlü isteğine karşılık veriyoruz yani. Evet, neler var peki çeşitler olarak, makine çeşitleri olarak yapmış olduğunuz? Çeşitlerimiz olarak CNC plazma kesim makineleri, tezgahlar, CNC kaynak otomasyonları, kaynak robotları, CNC router mobilya sektöründe, reklam tabela sektöründe kullanılan makineler yapmaktayız. Özel otomasyonlar, ataşmanlar, robotik ekipmanlar da yapmaktayız. Yani, tamam yani mekatronik dediğimiz zaman yani mekanik olan hareketleri bilgisayar kontrolü, otomasyonel kontrolü hale getirebiliyoruz. Bunda bir sınırlama yok. Bize istediğiniz ürünü gösterin veya istediğiniz makineyi gösterin, biz o makineyi yapıyoruz yani. Onda sıkıntı yok. Evet, ama biz bu konuda bazen bilinçsiz de davranıyoruz. Uygun fiyat politikası da düşünüyoruz. Tabii aldı yok. Çünkü. Tavsiyeleriniz neler? Yani biz çünkü ya, bunları ömür boyu kullanacağız neredeyse. Tabii, kesinlikle şu olmuyor. Ucuz makine kalite bir yani, anda olmuyor. Yani evet. Kesinlikle yani bir şey istiyorsa genelde bizde tabii ki Türkiye sektöründe genelde bu çok talep ediliyor. Ucuz olsun ama kaliteli olsun. Bu tip taleple gelenleri biz yönlendiriyoruz. Yani ikisi aynı anda olmadığına dair bilgiler veriyoruz. Yaptığımız makinelerden örnekler göstererek. Zaten kullandığınız makinelerin kalitesiyle müşteri ikna ediliyor, anlıyor ya olmayacak doğru diye bize hak verebiliyor. O yüzden yani müşteriyi de bu açıdan da yönlendirebiliyoruz. Ya biz şunu çok yapıyoruz. Yani başkalarının makinelerini kötülemektense doğru makinenin nasıl olacağını anlatıyoruz ve müşterinin gerçekten isteğini, talebini anlayarak müşterinin talebine uygun makineyi yapıyoruz. Bu da ekonomik ve müşterinin ihtiyacını karşılayacak maksimum kalitedeki makineye ekonomik bir şekilde ulaşmak oluyor esasında. Yani gene bir ekonomiyi korumuş oluyoruz yani. Ya aslında ortada bir kalite varsa bir bedel var. Bu bir gerçek. Evet, gerçek. Ya bu şaşmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu söyleyebiliriz. Zor bir iş hizmet sektörü. Yani evet, yapılabilecek evet. Hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir evet, ve çok evet. Ağır bir iş yapıyorsunuz. Tabii, nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Olmazsa olmazlar mutlaka vardır. Ya olmazsa bizim benim kafamdaki değerim şudur. Yani şu anlayışla çalışıyoruz. Müşteri bizi unutsun anlayışı var. Şöyle makine verdik, makine yaptık, teslim ettik. Müşteri bizi unutsundaki kastım şu. Makine sürekli arıza yapmasın, sürekli şikayetler gelmesin. Müşteri de makineden keyif alsın, biz de makineden keyif alalım. O zihniyette yaptığımız için kalite birinci önceliğimiz. Önceliğimiz evet. Müşterinin beklentisini maksimum seviyede karşılamak. Evet. Bunları da söz verdiğimiz zaman da yapmak, ona da çok dikkat ediyoruz. Taahhüt ettiğimiz zaman da tabii taahhüt ettiğimiz zaman da teslim etmek istiyoruz makinemizi. Evet. Bu açıdan bunlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü bizim müşterilerimiz genelde bu tip makineler alan müşteriler zamanla yarışan insanlar olduğu için makine çalışırken de çok önemli. Atıyorum non-stop çalışan makinelerimiz var. Sabah 8, akşam 6 bir vardiya çalışıp akşam 6, gece 12 bir vardiyada çalışan makinelerimiz var. Yani çok dikkat etmemiz gereken normlar var. İşte onu da müşteriyi iyi anlamak, müşterinin beklentisini iyi anlamakla
Yani aslında bir puzzle parçası olarak düşünürsek Ege CNC'yi, her şey yerli yerinde olmaya çalışıyor ve başarıyorsunuz bunu. Yani kendi çapımızda amatör bir ruhla profesyonel ruhu armağanlamışsınız. Seviyorsunuz ama işinizi. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Ya hani tabii, 20 sene geçmiş ama hala o heyecan var. Tabii. Ya piyasadan, sanayiden yetiştiğimiz için elimiz kirleniyor, üstümüz kirleniyor. Kiri seviyoruz, bir şeylerle uğraşmayı seviyoruz. Evet. Yani Ar-Ge projelerimiz de var. Geliştirdiğimiz, yani Türkiye'de ilk yaptığımız makinelerimiz var. İlk yapacak olduğumuz, araştırdığımız, geliştirdiğimiz, şu anda hala birkaç projede Ar-Ge'sini yaptığımız makinelerimiz de var. Yani bir tane makinemiz var, sünger kesim makinesi. Onun Ar-Ge'sini yapıyoruz. Daha piyasaya sunmadık. Yaklaşık bir senedir de araştırmasını yapıyoruz. Bir sene? Hala daha bitti demedik makineye. Çünkü yani bizim hedefimiz para olsa o makineyi piyasaya sürer, para kazanırız. Ondan sonra piyasadan silinir gideriz. Yani biz o zinette olmadığımız için, önemli olan kalite olduğumuz için bir senedir o makineyle hala mücadele ediyorsunuz. Yani. Hala daha neler yapabiliriz konuşuyorsunuz. Tabii her defasında. Ve burada da profesyonel bir kadroyla çalışıyorsunuz. Bu, bu iş ekip işi, Kenan Bey, ekip olmadan da olmaz. Ya kesinlikle ekip işi, sağlam, düzgün bir ekip bulmak çok zor. Günümüzün şartlarında da zaten sıkıntı, tam yetiştirdik oldu diyoruz. Artık çıraklık bitti değil mi maalesef? Evet, çıraklık yani bitti. Sanayide çırak bitti. Bu sanayinin kanayan bir yarası oldu maalesef. Tabii, kesinlikle. Sizler belki son jenerasyonsunuz hani bu konuda yetişen. Ya öyle görüyoruz kendimizi ne yazık ki. Ben çok usta nasihatı yaşadım. Evet. Şimdiki nesile çok bir şey diyemiyoruz o konuda ama müzdarip onun konusunda. O konuda yapacak bir şey yok. Yani burada ailelerin de üstüne düşen görevler var aslında. Tabii, mesela kesinlikle. Bizim dönemimizde hani siz olsun biz olalım yaz tatillerinde mutlaka bir çıraklık yapılırdı. Babamız tutar sanayiye getirdi bizi. Tabii. Usta eti senin, keni benim anlayışı olurdu. Şimdi öyle yok maalesef. Ne yazık ki yani. Olmadığı için yani çırak bir atölyenin her şeyidir esasında yani. Düzen, tertip, işin akışı, yürüyüşü, ön hazırlığı. Ama olmayınca da olmuyor yani. Evet, gerçekten bu ülkemiz için çok üzücü bu durum tabii, yani tabii, bizler kesinlikle. İçin. Kesinlikle. Ya bu ülkeye affedersiniz çöpçü de lazım, boyacı da lazım, usta da lazım, mühendis de lazım, doktor da lazım. Sadece işte mühendis, doktor, işletmeci lazım değil yani. Evet, her şey çünkü bir tane ülkemiz var ve başka ülkemizde bizim yok. Aynen, kesinlikle. Bu bilinçte olup. Fuarlara katılıyor musunuz? Peki fuardan bahsedelim. Ya, fuarlara katılımlarımız oldu. Olacak da inşallah önümüzdeki dönemlerde. Katılıyoruz. Ara ara bir iki fuara katıldığımız oldu. Gezmeye de gidiyoruz. Kontrol, yani sektörü takip etmek için, teknolojiyi takip etmek için gittiğimiz fuarlar da var. Yani makine çıkarmasak da teknolojiyi takip etmek amacıyla. Mutlaka. Çünkü fuarlar inanılmaz referanslar da oluşuyor sizde tabii. Özellikle. Yani, piyasadaki tutulan trend makineleri görebiliyoruz en azından. Ona göre biz de makinemize şekillendirebiliyoruz yani. En azından bir fikir veriyor. Kesinlikle. Peki son olarak şunu soracağım size. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani istediğiniz yerde misiniz ya da buraları hallediyor muydunuz? Bundan sonraki hedef ve projeler neler olacak? Çünkü çok zor şartlarda bu noktadasınız. Bunu biliyoruz. Tabii ki. Yani hedeflerimize ulaşamadık. Tabii ki yani daha yolun başında sayılırız. Aslında çok eski bir şirket olmamıza rağmen daha yolun başındayız. Kat edeceğimiz yol çok fazla. Yani ufak ufak hedefler koyarak, kısa vadeli hedefler koyarak, uzun vadeli hedefler koyarak ulaşmaya çalışıyoruz yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Tabii hedefte iş bitmeyecek değil mi? Bitmiyor evet. Biterse evet. Biz de biteriz. Yani böyle aynen. Bir gerçek var. Evet. Biz bu hedeflerinizin yolunda başarılar dilerim çok sizlere. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Son bir teşekkür mesajınızı alalım. Röportajı kapatalım artık. Sorularımız da bitti. Buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Buraya gelen misafirlerinize, tüm Türkiye aslında. Buyurun son sözlersin. Öncelikle size teşekkür ederim. Bize çok vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bütün arkadaşlar, sektördeki arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah 2020 bizim için daha güzel olur. Makine imalat sektörü için hayırlı olur. Herkese başarılar, iyi günler. Evet, biz de herkese Ege CNC'ye davet edelim. En azından İnşallah. Çay kahve içmeye davet edelim. Sizlerle bekleriz. Tanışmaya davet edelim. Çok sağ olun, çok memnun oldum tekrar. Evet, tabii manevi destekçiniz Ev Halkı'nda. Buradan selamlarımızı gönderelim. En büyük destekçileriniz. Aynen öyle, teşekkür ederim. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Kenan çok Bey size. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun tekrar. Sağ olun.